Sesli kitap dinlemeye hoş geldiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Yeşil Yol Bölüm 11. Georgia Pines'in limonluğunda oturmuş, elimde babamın dolma kalemi, Harry ve Brutal'la birlikte John Coffey'i, Melinda Morse'un hayatını kurtarmak amacıyla cezaevinden çıkarıp kadının evine götürdüğümüz geceyi hatırlarken zamanı unutmuştum. Kendini Billy Kit sanan William Wharton'a ilaç verip uyuttuğumuzu, Percy'ye deri gömleği giydirip Yeşil Yol'un dibindeki tecrit odasına kapatışımızı yazmıştım. Hem heyecanlı hem de korkunç olan o garip gece yolculuğumuzu ve sonunda bizi bekleyen mucizeyi de anlatmıştım. John Coffey'nin bir kadını yalnızca mezarının kıyısından değil, bize göre ta dibinden çekip aldığını görmüştük. Yazarken çevremde süre giden Georgia Pines türü yaşamın pek az farkındaydım. Yaşlılar akşam yemeğine gidiyor, sonra kaynak merkezine dolaşıp, evet gülebilirsiniz, akşamlık TV programları dozlarını alıyorlardı. Arkadaşım Eleni'nin bana bir sandviç getirdiğini ve ona teşekkür ederek sandviçi yediğimi hatırlar gibiyim. Ama ne saat kaçta getirdiğini, ne de içinde ne olduğunu söyleyemem. Aklımın büyük bir kısmı hala 1932'de. Sandviçlerimizi genelde etin eşliğinde bir biftek teknisenin onluğunda, yaşlı tuttutun tekerlekli arabasında aldığımız günlerdeydi. Burada yaşayan kalıntıların çoğu hafif ve huzursuz, uykulu bir geceye hazırlanırken ortalığın biraz sakinleştiğini, belki buradaki en iyi değil ama kesinlikle en iyi kalpli hasta bakıcısı olan Mickey'nin dolaşıp akşam ilaçlarını dağıtırken o güzel tenor sesiyle Red River Valley şarkısını söylediğini de hatırlıyorum. Bu vadiden gideceğini söylüyorlar, parlak gözlerini ve güzel gülüşünü özleyeceğiz. Şarkı bana yeniden Melinda'yı hatırlattı ve mucize gerçekleştikten sonra John'a söylediklerini. Seni düşümde gördüm. Karanlıkta gezip dolaşıyordun. Ben de öyle birbirimizi bulduk. Georgia Pines sessizliğe gömüldü. Gece yarısı gelip geçti ve ben hala yazıyordum. Harry'nin bize John'u hapishaneye fark edilmeden geri götürmeyi başarmamıza rağmen hala Percy'nin bizi beklediğini anımsattığı yere kadar geldim. Daha onunla uğraşmamız gerekirken gece bitmiş sayılmaz. Aşağı yukarı böyle demişti Harry. Babamın dolma kalemini kullanarak geçirdiğim uzun süren saatler en sonunda beni alt etti. Yalnızca birkaç saniye için kaslarımı biraz gereyim diye kalemi elimden bıraktım. Ve sonra alnımı kollarıma dayayıp gözlerimi biraz dinlendirmek için kapattım. Gözlerimi yeniden açıp başımı kaldırdığımda sabah güneşi camlardan içeri vuruyordu. Saatime bakıp 8'i geçirdiğimi gördüm. Başım kollarımda tıpkı bir sarhoş gibi 6 saatten fazla uyumuş olmalıydım. Yüzümü buruşturarak ayağa kalktım ve biraz canlanabilmek için gerindim. Mutfağa inip biraz kızarmış ekmek almayı ve sabah yürüyüşüne çıkmayı düşündüm. Ama sonra masanın üzeri yayılmış, üzeri yazıyla dolu kağıtlara baktım. Hemen yürüyüşümü birazcık ertelemeye karar verdim. Bir görevim vardı. Evet ama bekleyebilirdi. Ve o sabah Brett Dolan'la saklambaç oynamak hiç içimden gelmiyordu. Yürüyüşe çıkmak yerine öyküm bitirecektim. Bazen aklınız ve bedeniniz ne kadar yakınırsa yakınsın, ilerlemek daha doğrudur. Bazen işi bitirmenin tek yoludur bu. Ve o sabahtan en iyi hatırladığım şey, John Coffey'nin ısrarcı hayaletinden kurtulmayı ne kadar şiddetle arzuladığımdı. Pekala dedim, bir mil daha ama önce ikinci katın holünün ucundaki tuvalete gittim. Orada durmuş tuvaletimi yaparken gözlerim tavandaki duman alıcısına takıldı. Aklıma Eleni ve önceki gün yürüyüşe çıkabilmek için işimi yapayım diye Brett Dolan'ın dikkatini dağıttığı geldi. İşimi yüzümde bir gülümsemeyle bitirdim. Limonluğa dönerken kendimi daha iyi hissediyordum. Birisi Eleni'ye hiç kuşkusuz kağıtlarımın yanında bir demlikte çay bırakmıştı. Ama daha oturmadan iştahla önce bir fincan ardından da bir tane daha içtim. Sonra yerimi aldım. Dolma kalemimin kapağını açtım
ve bir kez daha yazmaya başladım. Tam kendimi öykümü iyice kaptırıyordum ki üzerime bir gölge düştü. Dolan pencerelerle aramda durmuş sırıtıyordu. Sabah yürüyüşüne çıktığını göremedim Polly'ye dedi. O yüzden gelip neler çevirdiğini bir göreyim dedim. Hani hasta falan olmadığından emin olmak için. Koskocaman bir yüreğin var dedim. Sesim henüz iyi çıkıyor ama kalbimize çarpıyordu. Ondan korkuyordum ve bunu daha yeni fark ettiğimi de sanmıyordum. Paul bana Percy Wetmore'u hatırlatıyordu ve ondan hiç korkmamıştım ama Percy'yi tanıdığımda gençtim. Pratt'in gülümsemesi daha yayıldıysa da tatsızlaşmadı. Arkadaşlar bana senin bütün gece burada kaldığını söylediler Polly. O küçük raporunu yazıyormuşsun. Şimdi hiç de iyi bir şey değil. Senin gibi morukların güzellik uykulara ihtiyaçları vardır. Percy diye söze başladım. Sonra gülümsemesini, üzerinde kaşlarının çatıldığını fark edip hatamı anladım. Derin bir nefes alıp yeniden başladım. Brett benimle ne sorunum var? Bir an için şaşırmış göründü, belki de boş bulundu. Sonra yine sırıtmaya başladı. Moruk dedi. Yalnızca suratından hoşlanmıyor olamaz mıyım? Hem zaten nedir o yazdığın? Son vasiyetname falan mı? Boynunu uzatıp yaklaştı. Elimi yazdığım sayfanın üzerine kapattım. Diğer elimle öteki sayfaları toplamaya başladım. Hepsini kolumun altına alıp gizlemek için acele ederken bazılarını buruşturuyordum. Şimdi dedi, bir bebekle konuşur gibi. Bu pek işe yaramaz tatlım. Eğer Brett bakmak istiyorsa Brett bakar ve bunu o kahrolası kafana sok. Ve korkunç, kuvvetli eli bileğimi kavrayıp sıktı. Acı keskin bir diş gibi elimi ısırmaya başladı, inledim. Bırak diyebildim. Bana gösterince diye cevap verdi. Artık gülümsemiyordu. Yüzü neşeliydi ama yalnızca zalim olmaktan hoşlanan insanların yüzünde görebileceğiniz türden bir neşe. Bırak göreyim Polly'yi, neler yazdığını bilmek istiyorum. Elim en üstteki sayfadan kaymaya başladı. John'la yolun altındaki tünelden geri dönüşümüz. İlgisi var mı? Görmek istiyorum seni. İlgisi var mı? Görmek istiyorum senin o. O adamı rahat bırak. Ses sıcak, kuru bir günde, sert bir kırbacın şaklaması gibiydi. Brett Dolan'ın nasıl sıçradığına bakarsanız, hedefinin de onun poposu olduğunu sanırdınız. Elimi bıraktı. Elim kağıtların üzerine düştü. Her ikimiz de kapıya baktık. Eleni Colaney orada durmuş, günlerdir olduğundan daha canlı ve daha güçlü görünüyordu. İnce kalçalarını ve uzun bacaklarını ortaya çıkaran bir bulicin giymiş, saçına mavi bir kurdele takmıştı. Romatizmalı ellerinde bir tepsi tutuyordu. Meyve suyu, yumurta, kızarmış ekmek ve çay. Gözleri alev alevdi. Brett, sen ne yaptığını sanıyorsun diye sordu. Burada yiyemez. Yiyebilir ve yiyecek dedi Eleni. Yine o kuru, buyurgan sesle. Bunu daha önce hiç duymamıştım ama şimdi sevinçle karşıladım. Gözlerinde korku aradım ama tek bir izi bile yoktu. Yalnızca öfke vardı. Ve sen de baş belası olarak hamam böceği düzeyinden az daha büyüyecek bir haşeratın düzeyine çıkmadan buradan çıkıp gitsen iyi edersin. Rattus Americanus diyelim örneğin. Dolan ona doğru bir adım attı. Hem pek kendinden de emin değildi, hem de öfkeden deliye dönmüştü. Onun için çok tehlikeli bir karışım olduğunu düşünüyordum. Ama o yaklaşırken Eleni gözünü bile kırpmadı. Dolan, o kahrolası yangın alarmını kimin başlattığını da biliyorum sanırım dedi. El yerine pençe taşıyan yaşlı biri olmasın sakın. Polly ile ben henüz küçük sohbetimizi bitirmedik. Onun adı Bay Edgecombe dedi Eleni. Ve eğer bir daha ona Polly dediğini duyarsam size söz veriyorum burada çalıştığınız günler sona erecektir Bay Dolan. ''Sen kim olduğunu sanıyorsun?'' diye sordu Dolan. Şimdi onun tepesine dikilmiş gülmeye çalışıyor ama pek beceremiyordu. ''Ben'' dedi Eleni sakin sakin. ''Şu an Georgia Temsilciler Meclisi'nin sözcüsü olan adamın anneannesiyim.'' ''Akrabalarını çok seven bir adamdır Bay Dolan, özellikle yaşlı akrabalarını.'' Sonraki gülümseme tıpkı ıslak süngerle silinen bir tahtadan çıkan tebeşir izleri gibi yüzünden silinip gidiverdi. Gözlerinden sırasıyla belirsizlik, belki kandırılıyor olma olasılığı ama kandırılmadığı korkusu, en sonunda bunu kontrol etmenin çok kolay olduğu ve Eleni'nin de bunu bilmesi gerektiği ve bu yüzden herhalde doğruyu söylediği inancı belirdi. Birdenbire gülmeye başladım. Sesim kısık çıksa da haklı bir gülüştü bu. O eski kötü günlerde Percy Wetmore'un kaç kez bizi akrabalarıyla tehdit ettiğini hatırlıyordum. Şimdi uzun upuzun ömrümde İlk kez böyle bir tehdit yeniden yapılıyordu. Ama bu kez benim adıma.
Brett dolan öfkeyle bana baktı. Sonra gözlerini yine Elani'ye çevirdi. Çok ciddiyim dedi Elani. Önce seni kendi haline bırakmayı düşündüm. Ben yaşlı bir kadınım ve kolayı da böyle olurdu. Ama dostlarım tehdit edilip hırpalanırsa olayları kendi haline bırakamam. Şimdi defol buradan. Tek bir söz bile söylemeden. Dudakları bir balığın piler gibi kıpırdandı. Ah, tek bir sözcük daha söylemeyi ne çok istiyordu. Bir şey demedi ama. Bana son bir bakış fırlattı, sonra Eleni'nin yanından geçip hole çıktı. Eleni'nin tepsiyi önüme koyup karşıma otururken uzun uzun kesik kesik içimi çektim. Torunun gerçekten meclis sözcüsü mü diye sordum. Gerçekten öyle. O halde burada ne arıyorsun? Meclis sözcüsü olmak onu bir et dolan gibi hamam böceğiyle başa çıkabilecek kadar güçlü kılar. Ama gönlünü zengin yapmaz dedi. Dahası burayı seviyorum, yalnız olmamak hoşuma gidiyor. Bunu bir iltifat olarak kabul ediyorum dedim ve öyle de yaptım. Paul, sen iyi misin? Çok yorgun görünüyorsun. Masanın üzerinde uzanıp alnıma ve kaşlarıma dökülen saçlarımı geri itti. Parmakları çarpıktı ama serin ve harika bir dokunuşu vardı. Bir an gözlerimi kapadım. Yeniden açtığımda bir karar vermiştim. Ben iyiyim dedim. Ve işim neredeyse bitti Eleni. Bir şey okur musun? Alelacele bir araya topladığımız sayfaları ona uzattım. Büyük olasılıkla artık sıraları karışmıştı. Dolan beni fena korkutmuştu gerçekten. Ama numaralıydılar. Çabucak sıraya dizebilirdi. Ve bana düşünceli düşünceli baktı. Neyi önerdiğimi anlamamıştı henüz ama en azından bitirdin mi? Buradakileri okuman akşamüstünü bulur dedim. Eğer içinden çıkabilirsen tabii. Sayfaları alıp baktı. Çok güzel bir el yazın var. Elinin yorulduğu belli olduğunda bile dedi. Bu hiç sorun olmayacak. Sen okumayı bitirdiğinde ben de yazmayı bitirmiş olurum dedim. Kalanını da yarım saat içinde okursun. Ve sonra eğer hala istersen sana bir şey göstermek isterim. Çoğu sabah ve öğleden sonra gittiğin yerle mi ilgili? Başımla onayladım. Bana çok uzun gelen bir süre oturup düşündü. Sonra o da başını sallayıp sayfaları eline aldı ve kalktı. Arka tarafa gideceğim dedi güneş. Pek sıcak bu sabah. Ve ejderhada yenildi dedim. Bu kez prenses tarafından. Gülümsedi, eğildi ve kaşımın üzerinden hep ürpermeme neden olan o hassas yerime bir öpücük kondurdu. Umarım dedi. Ama bana sorarsan Brett Dolan gibi ejderhalardan kurtulmak zordur. Durakladı. İyi şanslar Paul. Umarım içinde biriken her neyse onu yenebilirsin. Ben de umarım dedim ve John Coffey'i düşündüm. Elimde değil demişti John. Denedim ama çok geçti. Eleni'nin getirdiği yumurtaları yedim. Meyve suyunu içtim ve kızarmış ekmeği de bir yana ayırdım. Sonra kalemimi elime alıp son kez olması umuduyla yeniden yazmaya başladım. Son bir mil, yeşil yolda. O gece John'u el koğuşuna geri getirdiğimizde sedye lüks değil bir ihtiyaçtı. Kendi başına tüneli geçebileceğinden kuşkuluydum. İki büklüm yürümek dik yürümekten daha güçtür ve tavan John Coffey gibiler için çok alçaktır. Onun burada yıkılıp kaldığını düşünmek bile istemiyordum. Percy deli gömleğini giydirip tecrit odasına kapatmamızın üstüne bir de bunu nasıl açıklayacaktım. Ama neyse ki sedye vardı ve biz onu yukarıdaki depoya doğru iterken John Coffey kıyıya vurmuş bir balina gibi yattı. Sonra indi, sendeledi, başını eğmiş zorlukla nefes alarak durdu. Cildi o kadar griydi ki sanki un bulanmıştı. Öğleye kalmaz revire kalkacağını düşündüm. Eğer öğleye kadar yaşarsa yani. Brutal bana çok ciddi, çaresiz bırakış fırlattı. Ben de aynen öyle yaptım. Onu yukarıya taşıyamayız ama yardım edebiliriz dedim. Sen sağ kolun altına gir, ben de solunun. Ya ben diye sordu Harry. Arkamızdan yürü. Eğer arkaya doğru düşecek gibi olursa öne itersin. Ve eğer bu da işe yaramazsa düşeceği yere diz çöküp darbeyi hafifletmeye çalış dedi Brutal. Tanrım dedi Harry alçak bir sesle. Sen sahneye çıkmalısın Brüt, o kadar komiksin ki. Brutal, evet kendime göre mizah anlayışım vardır diye kabul etti. Sonunda John'u merdivenlerden çıkarmayı başardık. En çok bayılacağından korkuyordum ama bayılmadı. Sen öne geç ve deponun boş olup olmadığını kontrol et dedim Harry'e nefes nefese. Harry kolumun altına sıkışıp geçerken boş değilse ne diyeyim diye sordu. Açılın biz geliyoruz deyip yine buraya mı döneyim? Brutal, ukalalık etme dedi. Harry kapıyı biraz aralayıp başını içeri uzattı. Bana sanki çok uzun bir süre kalmış gibi geldi. Sonunda geri çekildiğinde neredeyse neşeli görünüyordu. Ortalık temiz ve sakin. Brutal, öyle kalacağını umalım dedi. Haydi John Coffey'e, neredeyse geldik. Depoyu kendi gücüyle geçebildi ama ofisime çıkan 3 basamakta yardım etmemiz, sonra da küçük kapıdan neredeyse itmemiz gerekti.
Yeniden ayağa kalktığında soluk soluğaydı ve gözleri donuklaşmıştı. Bir de şunu dehşetle fark ettim. Ağzının sol köşesi tıpkı Melinda'nın odasına girip onu yastıklara yaslanmış bulduğumuzdaki gibi aşağı doğru çekiliyordu. Dan bizi duyup yeşil yolun başındaki masadan kalktı geldi. Tanrı'ya şükürler olsun, hiç dönmeyeceksiniz sandım. Neredeyse yakalandığınızı ya da müdürün sizi ele verdiğini falan düşünmeye başlamıştım. İlk kez Sean'u görüp durdum. Aman Tanrım, ona ne oldu, ölüyor gibi. Ölmüyor o. Öyle değil mi John, dedi brutal. Gözleriyle Dan'i uyardı. Tabii ki de değil, ölüyor demek istemedim. Dan sinirli sinirli güldü ama boşver dedim. Onu hücresine götürmemize yardımcı ol. Bir kez daha bir dağı çevreleyen tepelere benzetmiştik ama bu kez dağ milyonlarca yıl erozyona göğüs germiş, hırpalanmış, kederli bir dağdı. John Coffey ağır ağır hareket ediyor. Çok fazla sigara içen bir yaşlı gibi ağzından nefes alıp veriyordu ama en azından hareket ediyordu. Ya Percy, diye sordum. Çok şamata yaptı mı? Başlangıçta biraz, dedi Dan. Ağzına yapıştırdığımız banda rağmen bağırmaya çalıştı. Küfrediyordu sanırım. Aman, dedi brutal. Neyse ki nazik kulaklarımız başka yerdeydi. O zamandan beri yalnızca ara sıra kapıya bir tekme attı. Dan bizi gördüğüne o kadar sevinmişti ki gevezelik ediyordu. Gözlüğü terden pırıl pırıl parlayan burnunun ucuna kaydı, geri itti. Barton'un hücresinin yanına geçtik. O değersiz genç sırtüstü yatmış saksafon gibi horluyordu. Gözleri kapalıydı bu kez. Dan baktığımı gördü. Ondan hiç sorun çıkmadı. Yatağına yatalı beri kıpırdamadı bile, ölü gibi. Percy'nin ara sıra kapıyı tekmelemesine gelince hiç aldırmadım. Doğruyu söylemek gerekirse memnun da oldum. Eğer hiç ses çıkmasaydı ağzına yapıştırdığın o bantla boğup boğulmadığını merak edecektim. En iyisi bu da değil. Ne biliyor musun? Ortalıkta New Orleans'taki perhizin ilk gününe kadar sakindi. Bütün gece gelen giden olmadı. Bu sonuncusunu övünç dolu bir sesle söylemişti. Paçayı kurtardık çocuklar. Bütün bu komediye neden giriştiğimiz aklına geldi ve Melinda'yı sordu. İyi, dedim. John'un hücresine gelmiştik. Dan'in söylediklerinin şimdi etkisini gösteriyordu. Paçayı kurtardık çocuklar. Dan, hani biliyorsunuz fare gibi mi oldu, diye sordu. Önce Delaxora'nın Mr. Jingles'la oturduğu hücreye, sonra da farenin geldiği yer olan tecrit odasına bir bakış fırlattı. İnsanların sessizliğini bile fısıldar gibi olduğu büyük bir kiliseye girdiklerinde yaptıkları gibi sesini alçalttı. Yine bir yutkundu. Ne demek istediğimi biliyorsunuz. Yine bir mucize miydi? Üçümüz kısaca birbirimize bakıp bildiğimizi doğruladık. Onu kahrolası mezardan geri getir, dedi Harry. Evet, bir mucizeydi, hem de nasıl. Brutal hücrenin çifte kilidini açtı ve John'u hafifçe içeri itti. Haydi bakalım koca oğlan, biraz dinlen, hak ettin bunu. Biz de Percy'nin işine. John alçak, nazik, mekanik bir sesle. Kötü bir adam o, dedi. Öyle, hiç kuşkusuz, bir cadı kadar kötü, diye katıldı ona brutal en yatıştırıcı sesiyle. Ama sen onun için hiç kaygılanma. Onu sana yaklaştırmayacağız. Sen yalnızca şu yatağına uzan ve ben hemen sıcak kahveni getireyim. Sıcak ve koyu. Kendini bambaşka biri gibi hissedeceksin. John yatağının üzerine çöktü. Uzanıp hep yaptığı gibi yüzünü duvara döneceğini sandım ama şimdilik orada oturdu. Ellerini dizlerinin arasına gevşekçe kavuşturmuş, başı eğik, ağzından soluk alıyordu. Melinda'nın ona verdiği Aziz Christopher madalyonunu gömleğinin yakasından çıkmış, havada öne arkaya sallanıyordu. Seni o korur, demişti ona. Ama John Coffey hiç de güvende görünmüyordu. Harry'nin sözünü ettiği o mezarda Melinda'nın yerini almış gibiydi. Ne var ki ben o sırada John Coffey'i düşünecek halde değildim. Diğerlerine döndüm. Dan, Percy'nin tabancası ve çopunu getir. Peki, masaya döndü. Tabancayla sopanın bulunduğu çekmeceyi açtı ve onları getirdi. Hazır mısınız, diye sordum. Adamlarım, benim iyi adamlarım. Hiçbir zaman o gece olduğu kadar gurur duymamıştım onlardan. Başlarıyla onayladılar. Harry ile Dan sinirli görünüyorlardı. Brutal her zamanki gibi sakindi. Pekala, konuşmayı bana bırak. Sizler ağzınızı ne kadar az açarsanız o kadar iyi olur ve herhalde o kadar çabuk biter. İyi ya da kötü, tamam mı? Yine başlarını salladılar. Derin bir soluk alıp yeşil yoldan aşağı tecrit odasına doğru yürüdüm. Üzerine ışık vurunca Percy başını kaldırıp gözlerini kıstı. Yerde oturmuş, ağzına yapıştırdığım bandı yalıyordu. Başının arkasına doladığım kısmı açmıştı. Herhalde terden ve başındaki bir yantinden çıkmış olacaktı. Ve kalanı da çıkarmak üzereydi. Bir saat daha geçse avazı çıktığı kadar imdat istemeye başlayacaktı. İçeri girdiğimizde ayaklarıyla kendini biraz daha geri itti. Sonra odanın köşesinden başka kaçacak yeri olmadığından anlamış olacak ki durdu. Dan'in elinden tabancasıyla copunu alıp Percy'ye doğrulttum. Bunları geri ister misin, diye sordum. Bana kuşkuyla baktı ve başını salladı.
Brut al dedim. Harry, onu ayağa kaldırın. Eğildiler. Deli gömleğinin kollarının altından tutup kaldırdılar. Neredeyse burun buruna gelene kadar yaklaştım ona. Terinin ekşimsi kokusu burnuma geliyordu. Bir kısmı herhalde gömlekten kurtulma ya da ara sıra kapıya D'nin vurduğu tekmeleri atma çabasından kaynaklanmış olacaktı. Ama çoğunun bildiğimiz korkudan kaynaklandığını düşündüm. Geri geldiğimizde ona neler yapabileceğimizin korkusundan. Bir şey olmaz, onlar katil değiller diye düşünmüş olacaktı. Sonra belki de elektrikliği düşünüp evet bir bakıma bizler katiliz diye aklından geçirmiş olabilirdi. Ben kendim 77 kişiyi infaz ettim. Sandalyeye bağladığım katillerin herhangi birinin kurbanlarından daha fazla. Birinci Dünya Savaşı'nda Çavuş York'un öldürdüğünü söylediklerinden bile daha fazla. Percy'yi öldürmek mantıklı olmazdı ama biz zaten mantıksızca davranmıştık. Percy'yi kolları arkasında bağlı, ağzı bantlanmış durumda orada otururken bunları düşünmüş olmalıydı. Dahası insan örümceğin sineği bağladığından da sıkı biçimde paketlenmiş olarak yumuşak duvarlı bir odada yerde otururken herhalde düşüncelerinde mantığın pek rolü olmaz. Uzun sözün kısası, eğer şimdi ona dediklerimi yaptırmazsam asla yaptıramazdım. Ulumaya başlamayacağına söz verirsen bandı çıkarırım dedim. Seninle konuşmak istiyorum, bağırmak değil. Ne diyorsun, sakin olacak mısın? Eğer benim istediğim konuşmaksa bu olaydan canını kurtarma şansı bulunduğunu anlayınca gözlerinde rahatlamış bir ifade belirdi. Başıyla onayladı. Eğer gürültü çıkarırsam bandı yeniden takarım dedim. Bunu da anlıyor musun? Yine başını salladı. Bu kez daha sabırsızca. Uzandım. Bandı çıkarmaya başardığı ucunu tuttum ve sertçe çektim. Yapıştığı yerden soyulurken bayıl ses çıkardı. Brutal yüzünü buruşturdu. Percy acıyla bağırıp dudaklarını avuşturdu. Konuşmaya çalıştı. Eli ağzının üzerindeyken bunu yapamayacağını fark edip elini indirdi. Beni bu deli gömleğinden çıkar seni ahmak, yere tükürdü. Birazdan dedi. Hemen. Şimdi yüzüne bir tokat attım. Daha ne olduğunu anlayamadan yapmıştım işte. Ama tabii işin buraya geleceğini biliyordum. Daha Müdür Morris'la Percy hakkındaki ilk konuşmamızda. Hal bana Delacroix'ın idamında Percy'yi öne çıkarmamı söylediğinde bile işin buraya gelebileceğini biliyordum. İnsanın eli yarı evcilleşmiş bir hayvana benzer. Çoğu zaman iyidir ama bazen kontrolden çıkıp gördüğü ilk şeyi ısırır. Kırılan bir dal gibi sert bir şak sesi çıktı. Den nefesini tuttu. Percy şok içinde bana baka kaldı. Gözleri o kadar iri açılmıştı ki yuvalarından fırlayacak gibiydiler. Ağzı tıpkı akvaryumdaki bir balığın gibi açıldı ve kapandı, açıldı ve kapandı. Sesini kes ve beni dinle dedim. Dele yaptıkların için cezalandırılmayı hak ettin ve biz de sana hak ettiğin cezayı verdik. Böyle yapabilmemizin tek yolu da buydu. Hepimiz görüş birliğine vardık. Bir tekten dışında. Ama o da bize uyacak. Çünkü uymazsa canını okuruz. Öyle değil mi Den? Evet diye fısıldadı Den. Bembeyaz kesilmişti. Sanırım öyle. Ve seni de doğduğuna pişman ederiz diye sözlerimi sürdürdüm. İnsanların Delacroix'ın idamını nasıl sabote ettiğini öğrenmelerini sağlarız. Sabote etmek? Ve az daha nasıl Den'in ölümüne neden olduğunu. Seni eniştenin bulabileceği her işten attırmaya yetecek kadar gevezelik ederiz. Percy öfkeyle başını sallıyordu. Buna inanmıyor, belki de inanamıyordu. Elimin izi tıpkı falcının işareti gibi solgun yanağında duruyordu. Ve her ne olursa olsun eşek sudan gelene kadar dayak yemeni sağlarız. Bunu kendimizin yapmasına gerek yok. Bizim de tanıdıklarımız var. Percy bunu göremeyecek kadar aptal mısın? Eyalet başkentinde değiller ama yine de bazı işleri yürütebilmeyi iyi bilirler. Bunlar burada dostları, kardeşleri, babaları olan insanlar. Senin gibi pislik çuvallarının burnunu kesmeye bayılacaklardır. Bunu yalnızca sevdikleri birisi her gün avluda fazladan 3 saat kalabilsin diye yaparlar. Percy başını sallamayı bırakmıştı. Şimdi yalnızca bakıyordu. Gözleri dolu dolu olmuştu ama ağlamıyordu. Sanırım bunlar öfke ve çaresizlik gözyaşlarıydı. Ya da belki de ben öyle olduğunu umuyordum. Pekala, şimdi de iyi tarafına bak Percy. Sanırım bantı çıkarınca dudakların biraz yanıyordur ama bunun dışında gururunu inciten bir yanı yok. Ve bunu şu anda bu odada bulunanlar dışında hiç kimsenin bilmesine gerekmiyor. Biz de asla kimseye anlatmayacağız. Öyle değil mi çocuklar? Hepsi birden başlarını salladılar. Tabii ki hayır dedi Brutal. Yeşil yolun sorunları yeşil yolda kalır. Hep böyle olmuştur. Sen bir yer içke gideceksin ve gidene dek biz de seni rahat bırakacağız dedim. İşi burada bırakmak istiyor musun Percy? Ya da bizle maç yapmak mı istiyorsun? Percy düşünürken uzun, çok uzun bir sessizlik oldu. Çeşitli olasılıkları düşünüp reddederken kafasına dönen çarkları görebiliyordum neredeyse.
Sonunda sanırım temel bir gerçek hesaplarına baskın çıktı. Bant ağzından çıkarılmıştı ama hala deli gömleğini giyiyordu ve büyük bir olasılıkla bir yarış atı kadar sıkışmıştı. "Tamam," dedi. "Konuyu kapanmış sayacağız. Şimdi beni bu gömlekten çıkarın. Omuzlarım sanki..." Brutal beni omuzuyla itip öne çıktı ve kocaman eliyle Percy'nin yüzünü tuttu. Parmakları Percy'nin sağ yanağına gömülmüştü. Baş parmağı da sol yanakta derin bir gamze yapıyordu. "Birkaç saniye sonra," dedi. "Önce beni dinle." Paul büyük patron olduğu için bazen nazik konuşması gerekiyor. Percy'ye söylediklerimden hangisinin nazik olabileceğini hatırlamaya çalıştım. Ama pek bir şey bulamadım. Yine de ses çıkarmamanın en iyisi olacağını düşündüm. Percy yeterince korkmuş görünüyordu ve bu etkiyi bozmak istemiyordum. İnsanlar nazik olmakla yumuşak olmanın aynı şey sayılmayacağını her zaman anlamazlar. Ben işte bu noktada işe karışırım. Benim nazik olma kaygım yoktur. İşte açıkça söyleyeyim. Eğer sözünü tutmazsan büyük bir olasılıkla bize ceza verirler. Ama biz sonra seni buluruz, eğer ta Rusya'ya gitmemiz gerekse bile. Seni buluruz ve seni mahvederiz. Yalnızca arkadan da vurmayız hem de. Seni mahvederiz. Ölmeyi isteyene dek hem de. Sonra da kanayan yaralarına sirke süreriz. Beni anlıyor musun? Başını salladı. Brutal'ın eli yüzünün yumuşak yerlerine bastırırken Percy'yi çok tuhaf bir biçimde yaşlı tuttu andırıyordu. Brutal onu bırakıp geri çekildi. Başımla Harry'e işaret ettim. O da Percy'nin arkasına geçip kayışları çözmeye başladı. "Unutma Percy," dedi Harry. "Geçmiş gitmiş olayları kapatmayı unutma." Hepsi de yeterince korkunçtu. Mavi üniformalı 3 ölçü. Ama yine de içimden bildik çaresizliğin dalga dalga geçtiğini hissettim. Bir gün ya da bir hafta susabilir, çeşitli hareketlerinin sonuçlarını hesaplayabilirdi ama sonunda iki şey, akrabalarına olan güvenini ve kendini yenik gördüğü bu durumdan kurtarma isteğini bir araya getirecekti. Bunlar olduğunda içindekileri dökecekti. Belki de John'u götürerek Mary Morse'un yaşamının kurtarılmasına yardımcı olmuştuk ve bunu hiçbir şeye değişmezdim. O günlerde dediğimiz gibi Çin'in bütün çaylarına bile. Ama eninde sonunda golü biz yiyecektik ve hakem bizi oyundan atacaktı. Cinayet dışında. Percy'ye sözümüzü tutturabilmemizin hiçbir yolu yoktu. Hele bizden uzaklaşıp kendini cesaret saydığı o şeyi yeniden kazanınca. Brutal'a kaçamak bir bakış fırlattım ve onun da bunu bildiğini fark ettim. Bu da beni şaşırtmadı. Bayan Howell'in oğlu Brutus'un her zaman içi dışı birdi. Bana hafifçe omuz silkti. Yalnızca bir omzu bir santim kadar kalkıp indi. Ama bu kadarı yetti. "Ne olmuş yani?" diyordu o omuz silkiş. "Ne yapalım Paul? Biz yapmamız gerekeni yaptık ve yapabildiğimiz kadar iyi yaptık." Evet, sonuçlar pek de fena olmamıştı. Harry deli gömleğinin son kayışını da çözdü. Percy tiksinti ve öfkeyle yüzünü buruşturarak o garip giysiyi çekiştirdi ve ayaklarının dibine düşürdü. Hiçbirimizin yüzüne bakmıyordu. "Bana tabancamla copumu verin," dedi, uzattım. Tabancayı kılıfına, copunu da özel halkasına soktu. "Percy, eğer düşünecek olursan..." "Ah, düşüneceğim," dedi yanımdan geçerken. "Hem de çok düşüneceğim. Hemen şimdiden başlayarak eve giderken biriniz mesai sonunda çıkışımı bildirirsiniz." Tecrit odasının kapısına varınca dönüp öfkeli, mahcup bir nefretle bizi süzdü. Aptal gibi saklanacağını umduğumuz bir sır için çok ölümcül bir karışımdı bu. "Eğer neden erken çıktığımı açıklamak istemiyorsanız tabii." Odadan çıkıp uzun adımlarla yeşil yolda yürümeye başladı. Sinir içinde yeşil zeminli orta koridorun hemen o kadar geniş olduğunu unutmuştu. Bu hatayı daha önce de birkaç kez yapmıştı ve paçayı kurtarabilmişti. Bu kez kurtaramayacaktı. Peşinden kapıdan çıktım. Onu sakinleştirmenin bir yolunu düşünüyordum. E koğuşundan bu halde kan ter içinde üstü başı perişan çıkmasını istemiyordum. Tokadımın izi hala yanağındaydı. Diğer üçü peşimden geldiler. Sonrası çok çabuk oldu. Bir dakika içinde. Belki daha çabuk her şey olup bitmişti. Yine de bugün bile her şeyi hatırlıyorum. Sanırım eve gider gitmez her şeyi Janice'e anlatmam belleğime yerleşmesine yardımcı oldu. Sonra olanlar. Curtis Anderson'la şafakta yaptığımız toplantı, soruşturma, Hal Morris'un bizim için düzenlediği basın toplantısı, o sırada artık geri dönüşümdü tabii ve eyalet başkentindeki soruşturma komisyonu. Yıllar içinde bunlar belleğimdeki pek çok şey gibi silikleşti. Ama o sırada yeşil yolda olan biteni çok iyi hatırlıyorum. Percy başını öne eğmişti. Yolun sağ tarafından yürüyordu ve şu kadarını söyleyeyim, hiçbir normal mahkum erişemezdi ona. Ancak John Coffey normal bir mahkum değildi. John Coffey bir devdi ve o bir dev kadar uzağa erişebilirdi.
uzun kahverengi kollarının parmaklıklarının arasında uzandığını gördüm. "Dikkat Percy, dikkat!" diye bağırdım. Percy dönmeye başladı. Sol eli copuna gitmişti. Sonra yakalanıp John Coffey'nin hücresinin önüne geldi. Yüzünün sağ tarafı parmaklıklara çarptı. İnleyerek copunu kaldırıp John Coffey'e doğru döndü. Kolayca vurabilirdi. John yüzünü ortadaki iki parmaklığın arasına o kadar bastırmıştı ki başını oradan geçirmek ister gibiydi. Olanaksızdı tabii ama öyle görünüyordu. Sağ eli uzandı. Percy'nin ensesini yakaladı, kavradı ve Percy'nin başını öne çekti. Percy copunu parmaklıkların arasına, John'un şakağına indirdi. Kan boşandı ama John aldırmadı. Ağzını Percy'nin ağzına bastırdı. Fısıltıya benzer bir ses, sanki uzun zamandır tutulan bir soluğun boşalmasını duydum. Percy oltaya yakalanmış bir balık gibi çırpınıyor, kurtulmaya çalışıyordu ama hiç şansı yoktu. John'un sağ eli ensesinden yakalanmış sımsıkı tutuyordu onu. İkisinin yüzü tıpkı parmaklıkların arasında şehvet döküştüklerini gördüğüm sevgilerinin yüzleri gibi kaynaşmıştı. Percy bir çığlık attı. Ses bandın arkasından gelir gibi boğuk çıktı ve yine kurtulmaya çabaladı. Bir an için dudakları biraz ayrıldı ve John Coffey'nin ağzından Percy Wedmore'unkine akan beyaz dönen dalgayı gördü. Titreyen ağzından girmeyenler de burun deliklerinden içeri akıyordu. Sonra ensesindeki el kasıldı ve Percy yeniden John'un dudaklarından çekildi. Hemen hemen yapıştı. Percy'nin sol eli açıldı, değerli copu yeşil maneelerin üzerine düştü. Onu bir daha asla alamadı. Atılmaya çalıştım, sanırım atıldım da ama hareketim kendi kendime ağır geliyordu. Tabancamı tuttumsa da kayışı hala bağlıydı ve kılıfından çıkaramadım. Ayaklarımın altında zemin sanki müdürün derli toplu evinin arka odasındaki gibi sarsılıyordu. Bundan emin değildim ama tepedeki kafeste lambalardan birinin kırıldığını biliyordum. Lamba parçaları yağdı. Harry şaşkınlık içinde bağırdı. En sonunda 38'liğimin kabzasındaki emniyet kayışını çözmeyi becerdim. Ama daha kılıfından çekemeden John, Percy'yi itmiş ve hücresine dönmüştü. Ağzına çok kötü bir tat gelmiş gibi yüzünü buruşturmuş, ağzını ovuşturuyordu. Brutal, ''Ne yaptın?'' diye bağırdı. ''Ne yaptı o Paul?'' Melly'den emdiği her neyse, ''Şimdi Percy'de'' dedim. Percy, Delacroix'nin eski hücresinin parmaklıklarına yaslanmış duruyordu. Gözleri kocaman ve bomboş, bir çift sıfır gibiydi. Ona dikkatle yaklaştım. John'un Melinda ile işi bittikten sonra yaptığı gibi öksürüp tıkanmaya başlamasını bekliyordum ama yapmadı. Önce yalnızca orada öylece durdu. Gözlerinin önünde parmaklarımı şıklattım. Percy, hey Percy, uyan! Hiçbir şey olmadı. Brutal da bana katıldı ve iki eliyle Percy'nin bomboş yüzüne uzandı. Bu bir işe yaramayacak dedim. Brutal bana aldırmayarak ellerini Percy'nin burnunun dibinde çırptı. Ve bu işe yaradı gerçekten de. Yarar gibi göründü. Percy'nin göz kapakları kıpırdadı ve başına vurulmuş ya da yeni yeni kendine gelen birisi gibi uyuşuk bir halde çevresine bakındı. Gözlerini Brutal'dan bana çevirdi. Bunca yıl sonra hala her ikimiz de göremediğine eminim ama o zaman gördüğünü düşünüyordum. Kendine geldiğini sanmıştım. Parmaklıklardan ayrılıp ayakların üzerinde biraz sallandı. Brutal onu tuttu. ''Yavaş evlat, iyi misin?'' Percy cevap vermedi. Brutal'ın yanından geçip nöbet masasına doğru yürüdü. Tam anlamıyla sendelemiyordu. Ama iskele tarafına doğru yatıp gidiyordu. Brutal ona usandı. Elini itti. Onu rahat bırak. Eğer sonra olacakları bilseydim böyle söyler miydim? 1932 sonbaharından beri bu soruyu binlerce kez sordum kendime. Yanıtı olmadı hiçbir zaman. Percy 12 ya da 14 adım attı. Sonra başı önünde yine durdu. O sırada tam vahşi bir Barton'un hücresinin önüne gelmişti. Barton hala o horlama seslerini çıkarıyordu. Bütün olan biten sırasında uyumuştu. Şimdi düşünüyorum da ölürken de uyuyordu. Ve bu da onu oraya düşen çoğu adama göre çok şanslı yapıyordu. Hak ettiğinden çok daha fazla şanslı olduğu kesin. Biz neler olduğunu anlayamadan Percy tabancasını çekti. Barton'un hücresinin parmaklıklarına yanaştı ve altı kurşunu da uyuyan adama sıktı. Tetiği çekebildiği kadar hızlı bam 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 bam.
O kapalı yerde kulakları sağır edici bir gürültüydü bu. Olanları ertesi sabah Chenis'e anlatırken hala kulaklarımın çınlamasından kendi sesimi duyamıyordum. Dördümüz birden ona koştuk. Dan önce vardı, sonra nasıl olduğunu bilmiyorum çünkü Kofi, Percy'yi yakaladığında Brutal'la benim arkamdaydı. Ama öyle oldu. Percy'nin bileğini tuttu, tabancayı zorla elinden almaya hazırdı ama gerekmedi. Percy öylece bıraktı ve tabanca yere düştü. Sanki büzmüş yüzde, gözleri patenmiş gibi bakışları üzerimizden kaydı. Percy'nin idrarı boşalırken sanki hafif bir tıslama ve amonyak kokusu duyuldu. Sonra diğer taraftan da doldururken de daha yoğun bir koku yayıldı. Gözleri koridorun uzak bir köşesine takılmıştı. Bildiğim kadarıyla o gözler bir daha asla bizim dünyamızda bir şey görmediler. Öykümün en başlarında Brutal birkaç ay sonra Mr. Jingles'ın renkli makarasının parçalarını bulduğunda Percy'nin Briar Rişk'te olduğunu yazmıştım. Yalan da değildi. Gerçeği hiçbir zaman vantilatörlü bir köşe odaya sahip olmadı. Ve hiçbir zaman eline geçirdiği bir grup deliği de itip kakamadı. Ama en azından kendine ait özel bir odası olduğunu sanıyorum. Arkası vardı ne de olsa. Wharton sırtını hücresinin duvarlarına vermiş yan yatıyordu. O sırada çarşafa yayılan ve betona damlayan bolca kandan başka bir şey göremedim. Ama Doktor Percy'nin Annie Oakley gibi ateş ettiğini söyledi. Dan'in Percy'nin copunu fareye nasıl fırlatıp ucunu kaçırdığı hikayesini hatırlayınca pek şaşırmadım. Bu kez mesafe daha kısaydı ve hedef de kımıldamıyordu. Mermilerden biri karnına, biri kasıklarına, biri göğsüne, üçü de kafasına gelmişti. Brutal öksürüyor ve eliyle barut dumanlarını yelpazeliyordu. Ben de öksürüyordum ama o zamana dek fark etmemiştim. Brutal, son durak dedi. Sesi sakindi ama gözlerindeki panik pırıltısı konusunda yanılmaya olanak yoktu. Koridordan aşağı bakıp John Coffey'nin yatağının ucunda oturmakta olduğunu gördüm. Ellerini yine dizlerinin arasında kavuşturmuştu ama başı yukarıdaydı ve artık hiç de hasta görünmüyordu. Bana hafifçe başını salladı ve tıpkı o ilk gün elini sıktığımda olduğu gibi. Ben de başımı sallayarak kendi kendimi şaşırttım. Harry ne yapacağız diye kekeledi. Aman tanrım ne yapacağız? Brutal aynı sakin sesiyle yapabileceğimiz hiçbir şey yok dedi. Bittik. Öyle değil mi Paul? Aklım çok hızlı çalışmaya başlamıştı. Korkmuş çocuklar gibi bana bakmakta olan Harry ile Dan'e baktım. Sonra gözlerimi orada elleri ve çenesi sarkmış duran Percy'ye çevirdim. Sonra da eski dostum Brutus Hoval'a baktım. Bir şey olmayacak dedim. Sonunda Percy öksürmeye başladı. İki büklüm eğildi, ellerini dizlerine koydu ve öğürür gibi oldu. Yüzü kızarmaya başladı. Diğerlerine geri durmalarını söylemek için ağzımı açıyordum ki gerek kalmadı. Abanıp zorlanmayla bir kurbağa vuraklaması arası bir ses çıkardı. Ağzını açtı. Siyah dönen nesnelerden bir bulut kustu. O kadar yoğundu ki bir an için başını göremedik. Harry zayıf ve sulu bir sesle ''Tanrı bizi korusun'' dedi. Sonra bulut taze karların üzerinde parlayan ocak güneşi gibi tekrar göz kamaştırıcı bir beyazlığa büründü. Percy ağır ağır doğrulup yeşil yoldan aşağı boş boş bakmaya devam etti. Brutal ''Biz bunu görmedik'' dedi. ''Öyle değil mi Paul?'' Brutal ''Biz bunu görmedik'' dedi. ''Öyle değil mi Paul?'' ''Hayır ben de görmedim sen de görmedin. Sen gördün mü Harry?'' Hayır dedi Harry. Dan neyi gördün mü? Dan gözünü çıkarıp parlatmaya başladı. Titreyen ellerinden düşüreceğini sandım ama düşürmemeyi becerdi. Neyi gördünüz mü? Bu güzel. İşte yapamadığımız bu. Şimdi izci başınızı dinleyin. Çocuklar ve ilk seferde anlayın. Çünkü zamanımız çok az. Çok basit bir hikaye. Fazla karıştırmayalım. Olan biteni o sabah 11'de Jane'e anlattım. Neredeyse ertesi sabah diye yazacaktım ama tabii aynı gündü. Kuşkusuz yaşamımın en uzun günü. Burada olduğu gibi anlattım ve William Wharton'un Percy'nin silahından çıkan mermilerle dolu durumda yatağında ölü yatmasıyla son verdim. Hayır, doğru değil bu. Asıl son anlattığım Percy'den çıkan böcekler ya da her neyseydiler. Bunu anlatmak kolay değildi. Karınıza bile ama anlattım.
Ben anlatırken Jenny bana yarımşar fincan koyu kahve taşıdı. İlk başta ellerim dolu fincana dökmeden tutamayacak kadar titriyordu. Sözlerimi bitirdiğimde titremem biraz azalmıştı ve az bir şeyler yiyebileceğimi bile düşündüm. Belki bir yumurta ya da biraz çorba. Bizi kurtaran yalan söylemek zorunda kalmamamız oldu. Hiçbirimizin. Jen, yalnızca birkaç şeyi atladınız diye başını salladı. Çoğu küçük şeyler. Bir idam mahkumunu nasıl hapishaneden kaçırdığınız ve onun ölüm döşeğindeki bir kadını nasıl iyileştirdiği ve Percy Wetmore'u nasıl delirttiği gibi. Neyle? Boğazından aşağı tükürdüğü püre halindeki bir beyin tümörüyle. Bilmiyorum Jen dedim. Bütün bildiğim eğer böyle konuşmaya devam edecek olursan bu çorbayı da kendin içersin ya da köpeğe içirirsin. Özür dilerim. Ama haklıyım değil mi? Evet dedim. Ama paçayı kurtardık. Neden? Buna kaçış diyemezdiniz. İzinli çıkış da doğru değildi. Görev dizisi nedeniyle bunu onlara Percy bile anlatamaz. Eğer geri gelirse tabii. Eğer geri gelirse dedeceğim. Bu olası bir şey mi? Hiçbir fikrim olmadığını göstermek için başımı salladım. Ama vardı aslında. Geri geleceğini hiç sanmıyordum. Ne 1932'de, ne 42'de, ne de 52'de. Bunda haklı çıktım. Percy Wetmore 1944'te yanıp kül olana dek bir Yarriç'te kaldı. O yangında 17 hasta öldü ama Percy aralarında değildi. Yine her açıdan sessiz ve bomboş. Sonradan bu durumun katatonik sözcüğüyle tanımlandığını öğrendim. Yangın bulunduğu kanada gelmeden çok önce bekçilerden biri tarafından dışarı çıkarıldı. Bir başka hastaneye gönderildi. İsmini hatırlamıyorum, şimdi önemi de yok zaten. Ve 1965'te öldü. Bildiğim kadarıyla son konuşması bizlere mesaisi bitiminde çıkışını yazmamızı söylemesi oldu. Neden erken çıktığını açıklamak istemiyorsak tabii. Asıl garip olan hiçbir zaman pek bir şey açıklamak zorunda kalmamamızdı. Percy delirip Wharton'u vurmuş ve öldürmüştü. Anlattığımız bu kadardı ve her sözcüğü de doğruydu. Anderson Brutal'a ateş etmeden önce Percy'nin nasıl göründüğünü sorduğunda Brutal tek bir sözcükle yanıt verdi. Sessizdi. Korkunç bir an için kendimi tutamayarak güleceğimi sandım. Çünkü bu da doğruydu. Percy gerçekten de sessizdi. Mesaisinin büyük bölümünde ağzı bantla kapalıydı ve söyleyebildiği en çok mp olmuştu. Curtis saat 8'e kadar Percy'yi orada tuttu. Percy bir kızılderili kadar sessiz ama çok daha tuhaftı. Bu arada Hal Morris da geldi. Ciddi ama iddialı görünüyordu. Yeniden eğere çıkmaya hazırdı. Curtis Anderson dizlerin neredeyse duyabileceğimiz bir iç çekişiyle ona yol verdi. Şaşkın, korkmuş, yaşlı adam gitmişti. Percy'nin üstüne yürüyen kocaman elleriyle omuzlarından tutup sertçe sarsan müdür beydi artık. Evlat diye bağırdı Percy'nin bomboş yüzüne. O yüz daha şimdiden bal mumu gibi erimeye başlamıştı bence. Evlat, beni duyuyor musun? Neler olduğunu biliyor musun? Percy'den çıt çıkmadı tabii. Anderson müdürü bir kenara çekip bu işi nasıl halledeceklerini görüşmek istiyordu. Politik açıdan tam bir bombaydı bu. Ama Morris en azından şimdilik o işi erteledi ve beni yeşil yolda bir köşeye çekti. John Coffey yüzü duvara dönük yatağında yatıyordu. Bacakları her zamanki gibi yarı yarıya sarkmıştı. Uyur gibi görünmüyordu ve herhalde uyuyordu da. Ama onun her zaman göründüğü gibi olmadığını da öğrenmiştik. Benim evimde olanların geri döndüğünüzde olanlarla bir ilişkisi var mı diye sordu Morris alçak bir sesle. Seni elimden geldiği kadar koruyacağım, işime mal olsa bile, ama bilmem gerek. Hayır anlamında başımı salladım. Konuşurken ben de sesimi alçak tuttum. Koridorun başında ortalıkta dolaşan en azından bir düzine polis vardı. Bir başkası hücresinde Wharton'un fotoğrafını çekiyordu. Curtis Anderson onu seyretmek için dönmüştü ve o an için yalnızca Brutal bize bakıyordu. Hayır efendim, John'u gördüğünüz gibi hücresine geri getirdik. Sonra Percy'yi tecrit odasından çıkardık. İşin güvenli olması için onu oraya tıkmıştık. Epeyce sinirleneceğini düşünmüştüm ama öyle olmadı. Yalnızca tabancasıyla copunu istedi. Başka hiçbir şey söylemedi, koridordan yürüyüp gitti. Sonra Wharton hücresine geldiğinde tabancasını çekip ateş etmeye başladı. Sence tecrit odasına kapatılmak aklını etkilemiş olabilir mi? Hayır efendim. Ona deli gömleği giydirdiniz mi? Hayır efendim, gerek yoktu. Sakin miydi?
Mücadele etmedi mi? Mücadele etmedi. Onu tecrit odasına kapatmaya niyetli olduğunuzu anladığında bile sakin davrandı ve mücadele etmedi. Öyle. İçimden bunu biraz süslemek geldi ama bu dürtümü bastırdım. Ne kadar basit olursa olsun o kadar iyiydi biliyorum. Gürültü patırtı olmadı. Yalnızca uzak köşelerden birine gidip oturdu. O sırada Wharton'dan söz etmedi mi? Hayır efendim. Coffey'den de söz etmedi. Başımı iki yana salladım. Percy, Wharton için tetikte bekliyor olabilir miydi? Ona karşı bir şey var mıydı? Olabilir dedim ve sesimi daha alçaltarak, Percy nereden yürüdüğü konusunda dikkatsizdi. Hal, bir keresinde Wharton ona uzandı. Onu parmaklıklara kıstırdı ve biraz hırpaladı. Durakladım. Biraz mıncıkladı da diyebiliriz. O kadarcık mı? Yalnızca mıncıkladı. Ve o kadarla kaldı mı? Evet. Ama Percy için çok kötüydü yine de. Wharton, kız kardeşi yerine Percy'yi tercih edeceğini de söyledi. Morris, yan yan John Coffey'e bakmaya devam ediyordu. Sanki John Coffey'nin gerçek bir insan olduğuna, gerçekten bu dünyada bulunduğuna inanmak istermiş gibi. Bu ona ne olduğunu açıklamaz ama neden Coffey'i ya da sizlerden birini değil de Wharton'u öldürdüğünü açıklamaya yardımcı olabilir. Ve adamlarından söz açılmışken Paul, hepsi de aynı ifadeyi mi verecekler? Evet efendim dedim ona. Öyle de olacak dedim Jane. Sofraya getirdiği çorbayı içmeye başlarken bunu sağlayacağım. Sen yalan söyledin ama dedi, hale yalan söyledin. Eh böyle bir kadına ne demeli? Her zaman en iyi elbisenizde güve yenikleri arar ve genelde de bulur. Belki öyle eğer bu açıdan bakmak istersen. Ancak ona her ikimizin de vicdanımızı rahat edecek bir şeyler söylemedim. Halin içi rahat sanırım. Orada bile değildi ne de olsa. Curtis onu çağırana dek evde karısıyla ilgileniyordu. Melinda'nın nasıl olduğunu söyledi mi? O sırada değil, vakit yoktu ama Brutal'la ben çıkmak üzereyken yine konuştuk. Melly olanları pek hatırlamıyor ama iyiymiş. Ayakta dolaşıyor, gelecek yılki çiçek tarlalarından söz ediyormuş. Eşim bir süre oturup yemek yememi seyretti. Sonra, hal bunun bir mucize olduğunu biliyor mu Paul diye sordu. Bunu anlıyor mu? Evet. Hepimiz biliyoruz, orada bulunan hepimiz. Bir yanım keşke ben de orada olsaydım diyor dedi. Ama sanırım orada olmadığım için memnunum. Eğer Şam yolunda Sarun gözlerinin açıldığını görseydim herhalde kalp krizinden ölürdüm. Yok dedim son kaşığı almak için kaseme eğerken. Herhalde ona biraz çorba içirirdin. Bu çok güzel olmuş tatlım. İyi. Ancak ne çorbayı ne yemek pişirmeyi ne de sonra Şam yolunda olanları düşünüyordu aslında. Pencereden dışarı dağlara doğru bakıyordu. Çenesini eline yaslamış, gözleri o dağların çok sıcak yaz günlerinin sabahlarında olduğu kadar sisliydi. Hiçbir neden olmadan Detri'nin kızlarının bulunduğu gün gibi yaz günleri diye düşündüm. Neden bir çığlık bile atmadıklarını merak ediyordum. Katil onların canını acıtmıştı, balkonda ve basamakta kan vardı. O halde neden bağırmamışlardı? ''Sen Wharton'un gerçekte John Coffey'nin öldürdüğünü düşünüyorsun değil mi?'' diye sordu. Jenny sonunda bakışlarını pencereden çevirerek. ''Kaza ya da öyle bir şey değildi.'' ''Percy Wetmore'u tıpkı bir tabanca gibi Wharton'a karşı kullandığını düşünüyorsun.'' ''Evet, niçin?'' ''Bilmiyorum.'' ''Lütfen bana yine Coffey'i yeşil yoldan çıkardığınızda neler olduğunu anlatır mısın? Yalnızca o kısmını.'' ''Anlattım.'' Ona parmaklıkların arasından fırlayıp, John'un kolunu kavrayan sıska kolun bana nasıl bir yılanı hatırlattığını, çocukluğumuzda bir nehirde yüzerken hepimizin çok korktuğu su makosenlerinden birini ve Coffey'nin nasıl Wharton'un kötü bir insan olduğunu söylediğini neredeyse fısıldayarak. ''Ve Wharton ne dedi?'' Karım yeniden pencereden dışarısını seyrediyordu ama kulağı bendeydi. ''Wharton dedi ki, doğru zenci, istediğin kadar kötüyüm.'' Ve hepsi bu kadar. Evet, tam o sırada bir şeylerin olacağı duygusuna kapılmıştım ama hiçbir şey olmadı. Brutal Wharton'un elini John'dan çekti ve ona yatmasını söyledi. Wharton da yattı, zaten ayakta zor duruyordu. Sencilerin özel bir elektrikli sandalyeler olması gerektiğini söyledi, o kadar. Biz de işimize baktık. John Coffey, onun kötü bir adam olduğunu söyledi. Evet, bir zamanlar Percy için de aynı şeyi söylemişti. Belki birden fazla kez. Ne zaman olduğunu tam hatırlamıyorum ama söylediğini biliyorum.
Ancak Wharton John Coffey kendisine bir şey yapmadı değil mi? Percy'ye yaptığı gibi yani. Hayır, hücreleri öyle ki Wharton'unki yukarıda nöbet masasına yakın bir yandan, John'unki aşağıda karşı tarafta, birbirlerini pek göremiyorlardı bile. Bana yeniden Wharton onu tuttuğunda Coffey'nin nasıl göründüğünü anlat. Janice, böyle bir yere varamayacağız. Belki vararız, belki de varamayız ama yine nasıl göründüğünü söyle. İçimi çektim. Sanırım çok şaşırmış gibi diyebilirsin. Sanki kumsalda güneşlenirken gizlice yaklaşıp sırtına soğuk su damlatılmış gibi. Ya da bir tokat yemiş gibi. Tabii dedi. Durup dururken birinin öyle tutması onu irkitmiştir. Bir saniye için uyandırmıştır. Evet dedim ve sonra hayır. Hangisi peki, evet mi, hayır mı? Hayır, irkilmek değildi. Benim iltihabımı iyileştirmek için hücresine girmemi istediği zamanki gibi değildi. Ya da fareyi uzatmamı söylediğindeki gibi. Şaşırmıştı ama dokunduğunda da değil. Tam öyle değil. En azından, oh tanrım Jen, bilmiyorum. Pekala, burada bırakalım dedi. Yalnızca John'un neden bunu yaptığını anlayamıyorum. Hepsi bu. O yapı olarak şiddet düşkünü biri değil. Bu da bizi başka bir soruya götürüyor. Paul, o kızlar hakkında haklıysan onu nasıl idam edebilirsin? Onu nasıl elektrikli sandalyeye oturtabilirsin? Eğer bir başkası... Sandalyemde sıçradım. Dirseğim kaseme çarptı ve yere düşüp kırıldı. Aklıma bir fikir gelmişti. O aşamada mantıktan çok önsesiydi ama belli bir karanlık zerafeti de yok değil. Paul diye sordu Janice telaşla. Ne oldu? Bilmiyorum dedim. Hiçbir şeyi kesin bilmiyorum ama elimden gelirse öğreneceğim. Vurma olayının sonrası üç pistle bir sirke dönüştü. Pistlerinden birinde vali, diğerinde cezaevi, üçüncüsünde de beyni sulanmış zavallı Percy vardı. Ya sirk yöneticisi? Basından çeşitli beyefendiler sırasıyla bu işi üstlendiler. O zamanlar şimdiki kadar kötü değillerdi. Kendi kendilerinin o kadar kötü olmasına izin vermiyorlardı. Ama daha Geraldo ile Mike Wallace ve diğerlerinden önceki günlerde bile dişlerini geçirecek bir şey buldular mı dört nala giderlerdi. Bu kez de öyle oldu ve devam ettiği sürece iyi bir gösteriydi. Ancak en hareketli sirk bile en korkunç hilkat garibilerini, en komik palyaçoları ve en vahşi hayvanları barındıran sirk bile eninde sonunda kasabadan ayrılmak zorunda kaldı. Bu sirk de soruşturma komisyonundan sonra dağıldı. Soruşturma komisyonu kulağa çok özel ve korkunç geliyorsa da bu seferki oldukça sakin ve zorakiydi. Başka koşullar altında olsa vali kuşkusuz birisinin başının tepside sunulmasını isterdi ama bu kez değil. Kayınbiraderi karısının kanından olan bir adam çıldırmış ve birini öldürmüştü. Öldürdüğü adam da bir katildi gerçi Tanrı'ya şükür ama Percy yine de adamın hücresinde uyurken vurmuştu ki bu da pek mertçe değildi. Buna bir de söz konusu genç adamın Mart tavşanı kadar deri olduğunu ekleyecek olursanız, valinin neden olayını olabildiğince çabuk kapatılması istediğini anlarsınız. Harry'nin kamyonetiyle Müdür Morse'un evine gidişimiz asla ortaya çıkmadı. Orada olmadığımız süre içinde Percy'ye deri gömleği giydirip tecrit odasına kapattığımız da asla ortaya çıkmadı. Percy vurduğunda William Wharton'un gırtlağına dek uyuşturucu dolu olduğunu da hiç öğrenilmedi. Nasıl öğrenilsindi ki? Yetkililerin Wharton'un sistemine yarım düzine kurşundan başka bir şey daha bulunduğundan kuşkulanmaları için hiçbir neden yoktu. Adli tıp onları çıkardı. Morg görevlisi onu camdan bir kutuya koydu ve işte sol kolunda Billy the Kid dövmesi taşıyan adamın sonu böyle oldu. Cehennem olup gitti de diyebiliriz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sesli kitabımızı dinlediğiniz için teşekkür ederiz.